Efendim merhaba. Saat 17 ve biz günü gazeteler üzerinden konuşmak üzere Şaban Sevinç ile beraber huzurunuza geldik. Gazeteler malum gazeteler işte havuz medyası, yandaş medya bir de her türlü koşula rağmen gazetecilik yapmaya çalışan gazeteler var. Her iki gazete grubunu karşılaştırmaya hangi haberi hangi gazete vermiş ya da vermemiş ya da neyi saklamış? Diğeri neyi ön plana çıkartmış, niye çıkartmış, gizlemiş, niye gizlemiş? Bütün bunları konuşacağız tabii ki haberlerin üzerinden. Programımızın adı her ne kadar gündem özel diye yazıyorsa da adı bundan böyle yarın itibariyle haber kritik. Onda haberini sizlerle daha doğrusu bilgisini sizlerle paylaşalım. Haber kritik koyduk programımızın adını. Evet, Şaban merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Haber kritik. Hoş bulduk. Her ne kadar arkada gündem özel yazıyorsa da olsun. Programımızın haber kritik. Yetişmedi. Jenerik yetişmedi. Yarın yetişecek ve biz haber kritik olarak kritikleşmeye devam edeceğiz. Hasan burada. Şimdi hazırlıyor çok güzel bir jenerik. Yarın o jenerikle izleyicilerimizin karşısına çıkar. Hadi Hasan elini çabuk tut. Hasan Azman arkadaşımız güzel bir jenerik hazırlıyor. Şimdi bende yandaş medya var. Sağ ol, teşekkür ederim. Sabah, Türkiye, Star, Yeni Şafak, Akşam vesaire işte. Kaç gazete var İsmail? Bir say bakayım. Ben de yandaş olmayanları. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane yandaş gazete var. Ben de şimdi yandaş olmayanları sayayım. Hürriyet'i yandaş olmayanlar arasına koyduk ama... Böyle iki arada bir derede yani yandaş evet. Olmamaya çalışıyor ama işte malum Aydın Doğan'ın işte savruluyor dalgalanıyor. Hükümet tarafından ağır baskı altında tutulması filan. Fikret Bila direniyor. Sedat Ergin vardı daha önce hani genel yayın yönetmeni. O direndi, durdu falan. Sonra Fikret Bila'yı getirdiler. Hani hükümetle daha Fikret abi daha dengeli bir şeydir, yöneticidir diye. Ama hürriyet gene yani değerli izleyiciler. Benim de eski gazete olduğu için gazeten, senin, tabii yandaş ki. Demeye içime sinmiyor. Ayrı bir göz ağrısı o evet, sende. Hala tabii. Da yandaş değil, hürriyet. Şimdi sayıyorum yandaş olmayanlar diye. Bir hürriyet, iki sözcü. Habertürk'ü de buraya almışım ama onu ayrıca konuşalım istersen. Şimdi yandaş olmayan gazeteler. 10 tane yandaş saydın tane değil mi? 11 tane saydım. 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. 9 tane yandaş olmayan artı Orta Doğu MHP'nin yayın organı. Neyse bu da yandaş olmasın hadi. Yani AKP'nin şimdi ya dışarıdan destekçisi ben, ya hani yedek lastik diyorlar ya o nedenle. Yani hadi bu da yandaş derken AKP yani, havuz medyasını kastıyoruz. Bahçeli'nin nihayetinde politikalarının doğru. Arkasında duran doğru. Ve politikalarına savunan doğru. Gazete. Yandaş yani, demek yanlış olur. Saydım. Şey gibi parti yayın organı yani Milli Gazete gibi. Evet. Milli Gazete gibi, evet. Tamam. Ama Milli Gazete yandaş değil tabii ki. Değil, tabii değil. Evet. İki, bir daha sayalım izleyicilerimiz. Ben unuttum vallahi izleyicilerimiz söylüyorum ama. İki, üç, baştan dört, başlıyor. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir. 11 tane de yandaş olmayan, yani AKP'li olmayan, AKP'nin olmayan gazete var. 11. Henüz iktidarın tam kontrolüne girmiş olmayan gazeteler demek daha doğru belki. Ya bir iki tanesi iktidarla böyle denge, iktidarın yoğun baskısı altında işte faaliyet göstermeye çalışıyor. Habertürk de mesela öyle. Şimdi Allah için Habertürk'e de yandaş demek benim de değil. Çok içime yani, gelmiyor ama yine de Habertürk'ü de farklı yani o gazetelerin arasına koymak belki onun için üçüncü bir ayrı evet. Bir i̇şte şey açmak denge lazım. Gazeteleri dengeci denge evet. Yani iktidarın baskısı altında yani çok kritik noktalarda iktidar yanında yer alıyor evet. Nihayetinde. Sopa zoruyla. Evet. Yani havuzdan beslenmeyen bağımsızlığını korumaya çalışan ama işte AKP baskısı altında ne kadar kalabilirlerse bir de patronları malum Turgay Ciner'in gazetesi evet. Adam iş adamı büyük işleri de var aynı zamanda gazetecilik dışı faaliyetleri var. Aydın Doğan keza öyle. Aydın Doğan'ın yani gerçi gazetecilik dışı şöyle, çok yoğun işi kalmadı ama. Mesela orada hangi gazete var? Sözcü. Sözcü evet bir, şimdi. Yani en özgür gazete diyebiliriz evet. Mesela mi? Yurt. Yurt gazetesi mesela, evet. Mesela evet Yurt. Yeni Çağ. Yeni Çağ evet bu da yani
bağımsız ve özgür bir gazete. Yani hakikaten günün haberlerini özgür bir biçimde verebiliyor. Korkusuz. Evet, elbette. Aycel zaten Sözcü Gazetesi'nin kardeşi bir gazete. Posta Gazetesi, Hürriyet'in, Hürriyet Aydın Bey'in, Aydın Doğan'ın gazetesi, Doğan Grubu'nun gazetesi. Ama daha çok böyle magazinel yani. Yani birinci sayfada birkaç siyasi haber oluyor. Ondan sonra spor. Light gazete, magazin. Tam da öyle hani siyasi haberler de var ama daha böyle şey sunumla, nasıl diyelim, bulvar gazetesi tarzı. Bir Gün gazetesi. Evet. Hard bir muhalefet. Yani iyi bir gazete. İyi bir gazete ve hakikaten tam anlamıyla özgür basın yani, bu da yani. Boyun eğmeyen, tavrını çok net koyan bir gazete. Zaten işte bu kaç da tane okuyucularının, okuyucularının desteğiyle ayakta, ayakta kalan, çalışan. Yani bizzat okuyucularının finanse ettiği, yani satın alarak finanse ettiği bir gazete. Namuslarıyla çalışıyorlar işte, kamuoyunu, halkı aydınlatmaya çalışıyorlar. Cumhuriyet Gazetesi var, malum Cumhuriyet Gazetesi de işte bağımsız bir gazetemiz. Bu da yoğun baskı baktığın altında zaman, yöneticileri cezaevinde 5 gazete çıkıyor aslında yani. Çok net AKP'nin politikalarının karşısında konumlanmış laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve kurucu felsefeyi savunan, arkasında dimdik durmaya çalışan, bu süreçte bu gayreti gösteren 5 tane gazete sayıyor. Hangileri 5 işte. Derken yani, hangileri? Cumhuriyet, Bir Gün, Yeni Çağ, Yurt, Sözcü. Sözcü. Diğerlerine zaten merkez dedik. Baskı işte, altında falan dedik. Altında, evet, yani aslında duruma göre vaziyet alan gazeteler nihayetinde. Evet. Yani şimdi Hürriyet de tabii ki demokrat, laik, cumhuriyetçi bir gazete. Ama işte dediğimiz gibi yani iktidarın yoğun baskısı altında, o baskı nedeniyle maalesef gazetenin patronu da işte zaman zaman gazeteyi, Hürriyet'i patinaj yapıyor, AKP'lileştiriyor, işte AKP'li yazarlar alıyor. İşte en son bir tanesini Akif Bekir'i gerçi şey yaptılar ama hani Akif Bekir de iktidarı artık eleştirmeye, yani eski AKP'li diyelim. Eski AKP'li demek daha doğru. Çünkü Akif Bekir'in son dönemdeki yazıları çok ciddi eleştiriler, yazılar. Yani daha çok, daha Akif Bekir daha böyle gazeteci çizgisine gelmişti. İktidarı da zaman zaman eleştiriyordu. Zaten o nedenle Hürriyet'ten gönderildiği söyleniyor şimdi. Yani muhalif olmaya başladığı için Hürriyet'ten gönderildi diye bir şeyler çıktı. Tabii kendisi bir açıklama yapmadı. Barışık bir şekilde ayrıldılar Hürriyet gazetesinden. Öyle bir durum. Şimdi İsmail, Hürriyet'te bugün Cumhurbaşkanı'nın da hani Kemal Kılıçdaroğlu yine günün en çok konuşulan haberlerinden birisi değil mi? Vatandaş Kemal. Bugün Cumhurbaşkanı da bu konuda şimdi, ifadelerinde sakınmadı. Konuştu. İlginç bir fotoğraf. Sayın Kılıçdaroğlu'nun işte adalet yürüyüşünde öğle yemeği yiyor. Hürriyet'in işte Selahattin Sönmez fotomobil arkadaşımız, onun çektiği bir fotoğraf. Dün yansıdı. Evet. Şimdi Hürriyet'in bunu Vatandaş Kemal diye manşetten koyması, bu fotoğrafı Cumhurbaşkanı'nı kızdırmış. Rahatsız etmiş. Cumhurbaşkanı bugün hem Kemal Kılıçdaroğlu'na bu fotoğraf nedeniyle eleştirdi, hem de Vatandaş Kemal diye manşet atmış diyerek Hürriyet'i de, ismini vermeden Hürriyet'i de. Yani niye Kemal Kılıçdaroğlu'nu böyle Vatandaş Kemal diye hani onore eder gibi millete sunuyorsunuz? Ey Hürriyet! Tabii. Demedi. Ey Hürriyet demedi. Ama hani deminden beri konuştuğumuzda. Mesajını verdi ama. Mesajını verdi. Bugün Aydın Doğan'ın yüreği böyle bir hoplamıştır. İster. Cumhurbaşkanı yine bize bir şey mi diyecek falan diye. Neyse böyle yani. Bir teğet geçti. Ama nihayetinde Vatandaş Kemal. Yani başlık benim hoşuma gitti. Güzel. Yani Vatandaş Kemal. Yani ilginç bir fotoğraf. İlginç bir fotoğraf. Yani bu fotoğrafta seni rahatsız eden bir şey oldu mu? Valla ben olsam böyle bir fotoğraf çektirmezdim yani, öyle diyeyim. Yani çektirmezdim ama tabii tercih meselesi. Kemal Bey de zaten Selahattin anlatmış hani hangi koşulda çektirdiğini. Kemal Bey demiş ki fotoğrafı çekeceği zaman izin alırken gazetede yayınlanmayacaksa sadece daha sonra kitap çıkaracağım demiş Selahattin. Hani onun için özel fotoğraflar da çekmek istiyorum demiş. Kemal Bey demiş ki tamam, sadece kitapta yayınlanmak üzere çekebilirsin demiş. Yani haber olarak değil ve o süreçte değil. O süreçte. Daha sonra. O adalet yürüyüşü sürecinde hani işte atıyorum bugün çektim. Zaten hani yarın gazetede. O yürüyüş sırasında manşet olurdu bu. Evet. Hı.
yayınlayacağın kitapta, fotoğraf kitabında, Adalet Yürüyüşü fotoğrafları kitabında olması koşuluyla çek demiş ve çektirmiş. Poz da değil, çok doğal bir, doğal. İşte o, girdim diyor, kızıyla Zeynep, kızı Zeynep'le yemek yiyordu diyor karavanda, öğle yemeği. Çekmiş bu doğal fotoğrafı. Yani orijinal bir fotoğraf diyeyim hani. Evet, o dönemi farklı pencereden gösteren ya da aslında yani benim kanaatim de bu fotoğraf çektirilebilir mi? Yani çektirilir, beni rahatsız etmedi şahsen yani. Hı-hı. Çekilir. Ne olacak ki? Nihayetinde karavan orası. Yani kendi özel mekanı. Tabii, tabii. Yani evde de insanlar kravatla oturmuyorlar sofraya. Tabii. Yani daha rahat. Eğer evinde ise, mahrem bir alandaysan kravatla oturmuyorsun. Normal günlük bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı görüntüsü var. Vatandaş Kemal beni yani oradaki o fotoğraf rahatsız etmedi. Şimdi Hürriyet'in manşeti de o anlamda doğru bir manşet. Şimdi tabii Sayın Cumhurbaşkanı... Doğru olduğu için de zaten Sayın Cumhurbaşkanı kızdı. Sayın Cumhurbaşkanı kızdı. İşte Atatürk'ü böyle gördünüz mü? CHP'nin başındaki adam, işte Atatürk hiç böyle atletle fotoğraf çıktı mı? Hani diyerek Kemal Bey bu fotoğraf üzerinden bir şey yapmaya kalktı. Hani aşağılamaya, küçümsemeye kalktı. Şimdi Barışçı arkadaş. Barışçı arkadaş da hemen tabii... Acar bir milletvekili ve gazeteci kökenli milletvekili olarak hemen şeyi verdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın cevabını, değil mi İsmail? Gösterelim. Bülent'ciğim bir zoomlayabilir misin cebe? Sayın Cumhurbaşkanı'nın şu fotoğrafını paylaştı Barışçı arkadaş Twitter hesabından. Dur parladı. Evet bu şey. Evet şey diyor. Ben de şimdi Hande Fırat gibi oldum ha cep telefonuna. Barışçı arkadaş diyor ki. Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun atletli fotoğrafını eleştiren ve nezaketsizlik diyen Erdoğan büyük bir nezaketle tavuk yerken Sayın Cumhurbaşkanı, tabii hangi tarihte onu yazmamış Barış, tavuğun, bu fotoğraf yani tavuğun eski buduna fotoğraf yumulmuş. Dur, eksak kadar da. Yani evet yani güzel bir misilleme yaptı Barış. Yani bence de bu bir vatandaşa nezaketsizlik olarak değerlendirdiğim bir fotoğraf değildir. Sayın Cumhurbaşkanı böyle değerlendirdi ama bu sıradan normal bir vatandaşın fotoğrafıdır. Beni rahatsız etmedi. Evet, ilginç. Başka gördüğün ne var Hürriyet'te? Başka, Hürriyet'te mi? Hürriyet'te, Hürriyet'te başka ne var? Fatma Girik var annesiyle. Evet. O Türk sinemasının hakikaten bir magazin. Yani yıldızı, saygıdeğer ismi Fatma Girik Bodrum'da. Kendisi 74 yaşında Fatma Girik, 74 yaşında olmuş. Şimdi 94 yaşındaki annesiyle Bodrum'da yaşadığı evi işte Hürriyet'e açmış falan. Yani hoş bir haber, güzel bir böyle şimdi, nostaljik bir haber. Biraz önceki konuya döneyim ben. Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı ile ilgili. Hı-hı. Şimdi Sabah gazetesi. Bu düştü. Sabah gazetesinde yok. Türkiye gazetesinde yok. Star gazetesinde yok. Bu fotoğraf önemli bir fotoğraf. Kullanılması gereken, yani gazeteci olarak atlanmaması gereken bir fotoğraf. Yeni Şafak'ta yok. Akşam gazetesinde yok. İşte yok oğlu yok. Yani diğer yandaş olarak düşündüğümüz hangi gazete varsa o gazetelerde bu fotoğraf kullanılmamış. Hiçbirinde mi yok? Hiçbirisinde yok. Birinci sayfalara bakıyorum işte. Milliyet'te yani, de yok mu? Yok, Milliyet'te de yok. Hmm. Yani birinci sayfa. İçerilerde kullanılarsa bilmiyorum ama benim yani, ölçüm şu Milliyet'in anda başında birinci bizim sayfa. Mete yok mu? Mete Beloacıklı. Yani evet, Mete niye kullanmamış bunu ya? Şimdi Milliyet'i belki ayrı düşünmek lazım. Evet. Vatan Mete de bir gazetesi, ağır baskı altında demek tabii. Vatan Gazetesi'nde yok. Bak şimdi bu fotoğraf gazeteci gözüyle baktığında atlanmaması gereken bir fotoğraf. Henüz Cumhurbaşkanı'nın ne tepki vereceğini bilemediği için muhtemelen yazı işleri bu yandaş. Hı hı. Yani böyle hani sevimli mi gözükür vatandaş nezdinde, bu fotoğrafla Kemal Kılıçdaroğlu prim mi alır, siyasi bir işte kazanç mı elde ederin, çok doğru süzemedikleri için o fotoğrafı yok saymışlar. Yarın ya iddia ediyorum. Siyasi prim alır düşüncesiyle kullanmamışlar.
Gayet tabii. Yani ben öyle düşünüyorum. Zaten Cumhurbaşkanı Hürriyet'i de o nedenle kızıyor. Evet. Sen ne diye fotoğrafı Vatandaş Kemal diye yayınlıyorsun kardeşim diyor. Hürriyet'e sitem ediyor. Cumhurbaşkanının bugünkü ifadelerinden sonra şu teker teker saydığım ve şu anda da teker teker kapattığım bütün yandaş medya yarın o fotoğrafı Cumhurbaşkanı'nın sözü eşliğinde kullanacaktır. Doğru. Eleştirel bir mantıkla bir gözle kullanacaktır. Doğru. Hürriyet de kullanacak büyük ihtimalle. Bugünkü Cumhurbaşkanı'nın böyle teğet geçen fırçasını telafi etmek için dediğim web sayfasında kullanmış. Siz hiç Atatürk'ü atletle gördünüz mü? Sözünü. Lafı üzerinden bu fotoğrafın üzerine Cumhurbaşkanı'nın şeyini göre şöyle bakışını koyarak web sayfasında kullanmış. Halktv.com.tr'de de var o haber. Bu arada Halktv.com.tr'yi de izleyicilerimiz. Bakabilirler, evet, izleyicilerimiz. Bunun dışında mesela benim Türkiye'de bir haber dikkatimi çekti. Hı. Yani bu Başbuğ ve Haşim Kılıç Akşener'e hayır dedi haberi. Evet. İşte yeni parti hazırlığına hız veren MHP'li muhaliflerin planları bir türlü tutmuyor. Meral Akşenerler, Akşenerciler flaş isimleri bünyelerine katmak için çaba harcıyor. İlker Başbuğ ile eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç ve eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu'nun kapısını çaldılar ancak 3'te 0 çekler. Bu haber hepimiz biliyoruz ki geçen haftanın haberi. Ve gerek muhatapları ve gerekse Meral Akşener bu haberi yalanladı. Böyle bir şey yok yani. Böyle bir görüşme yok dediler. Her iki taraflar yalanladı. Ama Türkiye Gazetesi sanki olay yeniymiş gibi ve doğruymuş bunu, gibi. Doğruymuş gibi bunu bugün kullandı. Bu gazetecilik değil. Bu gazetecilik etiğine, haber etiğine, haber namusuna saygılı bir tavır da değil. Çünkü bu yalanlanmış bir haber. Üstelik bir hafta olmuş, dört gün olmuş, beş gün olmuş bu haber. İki taraf da yalanlamış. Aynen öyle. Teklif edildi denilenler de, Ali Bardakoğlu da yalanlamış. Haşim Kılıç da yalanladı. Muhatabı da evet. Teklif etti diyen de yalanlamış. Yalanlamış. Ondan sonra hangi gün bu haberi kullanıyor? Koray Aydın'ın katılacağını açıkladığı gün bu haber okuyucularıyla paylaşılıyor. İyi niyetli bir haber olduğunu düşünmediğim için izleyicilerimizle paylaşma gereğini duydum. Bir başka gördüğün bir tetik. Şey... haberi yani bir yani, işte, havuz haberi ama hani yani, havuz, evet, havuz kültürüne hizmet eden temiz bir haber değil. Haber. Temiz bir haber değil. İsmail bu sözcüğü de hani görmek gerekiyor. Sözcüğün manşeti de hakikaten Bülent bir şöyle gösterebilirsek izleyicilerimiz okumuştur gerçi sözcüğü çok okunuyor. Bu haberde okumuştur ama şimdi bu kadar da olmaz pes diye manşet atmış sözcüğü. Çok çarpıcı bir olay gerçekten. Sözcünün evet. İşte malum Gökmen Ulu ve şeyle ilgili neydi diğer arkadaşımızın adı? Gazeteci arkadaşımızın adı. Gökmen Ulu. Yok bir de bayan arkadaş vardı ya o webden sorumlu arkadaş. Webden sorumlu arkadaşımız olduğu için adı ezberimizde yok kusura bakmasın. Şimdi bu davaya sözcüyle ilgili soruşturmaya bir bilirkişi atamış mahkeme ve bilirkişi tam bir AKP militanı ve Atatürk düşmanı. Yani hem Atatürk düşmanı bir troll, yani sosyal medyadan böyle hakaretler eden, AKP tetikçiliği yapan bir trollü sözcü soruşturmasına bilirkişi diye tayin ediyorlar. Ya böyle bir şey olabilir mi? Hakikaten korkunç bir şey. Yani Sözcü gazetesi onun feryadını yapmış. Atatürk'ü sözcüyle ilgili soruşturmaya Atatürk düşmanı olan ve sosyal medya paylaşımlarından taraflı olduğu açıkça görülen bir yerel gazeteci bilirkişi olarak atandı. Taraflı bilirkişi yasaya aykırı diye Celal Ülgen'den, avukat Celal Ülgen'den bir değerlendirme almışlar. Şimdi bu herif, bu bilirkişi yerel gazeteciymiş. Kafadan diyecek ki sözcü FETÖ'cüdür. İşte Gökmen Ulu, yani. Gökmen Ulu işte Cumhurbaşkanı'nın efendim Marmaris'te kaldığı oteli darbeci FETÖ teröristlerine şey yapmıştır. Bildirmiştir. Bildirmiştir falan diye kafadan bir rapor verecek. Saçma sapan ya göz göre göre hakikaten. Ne biçim iştir ya? Yani gerçekten yani çok garip bir şey yani. Sözcü de bunu haklı olarak feryat etmiş yani. Herhalde mahkeme şimdi bu haberden sonra onu o bilirkişi görevden alır. Bu arada ilk reklama gitmemiz için bir dakikamız var. Telefon çaldı. Özür dilerim. Sessiz almalıydık. Sessiz almalıydık. Neyse, bir dakika da kalmadı. Aslında bir 30 saniyemiz var. Telefon çalmadı. Dün akşam Habertürk'te Siri canlı yayına katıldı.
Yani bu şeylerde var ya, telefonlarda var ya Siri uygulaması. Aha, biliyorum. Konuklardan birisi Siri uygulamasını açık unutmuş. Konuklar konuşurken Siri lafa giriyor. Anlamadım, ne dediniz? Evet, gazeteler üzerinden memleketi konuşmaya devam ediyoruz. Konuğum Şaban Sevinç'le birlikte. Evet, en son Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının diğer gazetelerde yer almayışında konuşmuştuk. Arkasından da sözcünün bilirkişi atanmasını konuşuyor idik. Orada da evet, şeye gittik. Bir son dakikamız var. Yine bizim dünyamızı ilgilendiren bir haber. Hürriyet gazetesi köşe yazarı, değerli izleyenler, Şükrü Kızılot maalesef hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Evet, böyle kötü bir haber aldık. Gerçekten Şükrü Kızılot iyi şeyler yazan, özellikle ekonomi dünyası, iş dünyasıyla ilgili iyi haberler veren, doğru analizleri olan bir köşe yazarıydı. Kaybettik maalesef. Evet, Allah rahmet eylesin. Evet. Evet, devam ediyoruz. Senin elinde ne var şimdi? Benim elimde özel bir şey yok. Şu Fatih Altaylı'nın, şimdi bugün iki tane hani nasıl diyelim, benim dikkatimi çeken köşe yazısı var. Yani çok var da iki tanesi hani bu şey yapmak istiyorum. Bir Ertuğrul Özkök'ün Rıdvan Dilmen, Hürriyet'teki Rıdvan Dilmen röportajı üzerinden Rıdvan Dilmen'e verdiği bir cevap var. Ertuğrul Özkök'ün köşesinde köşe yazısı. Rıdvan Dilmen işte Cengiz Semercioğlu'na Hürriyet'ten röportaj, uzun bir röportaj verdi. Pazar günüydü. Pazar günüydü. Bugün de devam ediyor, yarın da devam edecek. Üç dizilik bir röportaj. Çok da uzun. Burada her şeyi de anlatmış. Zaten son kez konuşuyorum diyor. Hani her konuya girmiş. Bundan sonra konuşmayacağım, sadece spor yorumu yapacağım diyor. Ama o uzun konuşmasında, dünkü bölümünde röportajın, işte Ertuğrul Özkök de bugün söz etmiş. Yani 2-3 lafından birisi Erdoğan'la ne kadar, Cumhurbaşkanı'na ne kadar yakın olduğu filan. Hani küçük dağları ben yarattım. Ya da Erdoğan'a o kadar yakınım ki işte evine girip çıkıyorum ailesiyle. İşte hani sohbet ediyorum Emine Hanım'la. Yok, Erdoğan'ın kardeşi Mustafa amca. Mustafa Erdoğan, Erdoğan'ın kardeşi. Evet. Ona Mustafa amca diye hitap ediyor röportajda da. İşte Mustafa amcayla falan filan diye. İşte Cumhurbaşkanı zaman zaman arıyor beni diyor. Sağ olsun işte bazen evine çağırır gidelim otururuz filan falan böyle. Sanki yani Cumhurbaşkanı'ndan değil, yıllarca birlikte top oynadığı Aykut Kocaman'dan söz ediyor yani. Böyle bir hani olağanüstü bir yakınlık hani. Ben yani Tayyip Bey'e çok yakınım. O mesajı veriyor. Ona göre he, filan diyor. Bir takım camiaya, yani hangi camia içindeyse. Evet. Ertuğrul Özkök bugün onu şey yapmış, biraz ona biraz ayar vermiş. Dur bakayım diyor, sen ne diyor bu hani küçük dağları ben yarattım, işte Tayyip Erdoğan'a bu kadar yakınım falan mesajları, ayağını denk al. Yani kendine bir iğne batır da havan düşsün demiş öz olarak. O bir dikkat çekici şeydi. Bir de Fatih Altaylı'nın güzel bir yazısı var. Bu şey Demet Şener. Eski manken İbrahim Kutlay'ın eşi. İbrahim Kutlay'la yıllardır evliydiler. Malum bir şimdi boşanma sürecindeler İbrahim Kutlay'la. Geçtiğimiz günlerde Demet Şener tatil yaptı Bodrum'dan galiba. Bir fotoğraf Instagram hesabından fotoğraf paylaşmış. Bikinili bir fotoğraf Instagram hesabından paylaşmış. O fotoğrafın altına bir sürü böyle tacizkar ve işte yakışıyor mu sana? İşte sen çocukları olan bir kadınsın filan gibi böyle Fatih Altaylı'nın deyimiyle böyle muhafazakar mahalle baskısı anlamında bir sürü ipe sapa gelmez mesajlar gelmiş. Fatih Altaylı da Demet Şener'e sahip çıkan bir yazı yazmış. Ve şey, çok da güzel yakışmış. Helal olsun diyor. Ya bir bölümünü okuyayım mı? Oku. 40 yaşında son derece güzel, fit bir kadın diyor Fatih Altaylı Demet Şener için. Gayet özgüvenle koymuş fotoğrafını. Size mi soracak ne yapacağını? Onu da mı sıkıştırmak istiyorsunuz? Bir sözde muhafazakarlık mengenesinin içine. Her türlü rezilliğin gizlice yapıldığı ama son derece sıradan bikinili bir fotoğrafın yakışıksız bulunduğu pis bir gösterişsel muhafazakarlık şablonuna herkesi oturtmaya çalışıyorsunuz. Kiminiz kıskançlıktan, kiminiz pür kötülükten. Ama merak etmeyin, sıkışmayacağız, sıkıştıramayacaksınız. Nereye sıkıştıramayacaksınız? Gösterişsel muhafazakarlık kalıbına sıkıştıramayacaksınız toplumu diyor Fatih Altaylı. O anlamda hakikaten güzel bir yazı. Yani aslında yani Demet ben Şener'e... Ben kendi adıma hakikaten kutluyorum.
tebrik ediyorum Fatih Altaylı. Yani, güzel bir tavır. Demet koymuş. Şener'e sahip çıkmanın ötesinde bir yaşam tarzına sahip çıkmaktır bu. Tabii tabii. Zaten o da onu yapıyor. Evet. Demet Şener aynen üzerinden işte yaşam tarzına müdahaleye sahip karşı çıkıyor. Duran bir yazı. Yaşam tarzını işte taciz eden ki hakikaten çok güzel vurgulamış. Kendi o muhafazakar söylemlerinin arkasında her türlü rezilliği, her türlü cinsel rezillik dahil. İşte Kur'an kurslarında bile değil mi? Yani, emanet edilen, kendilerine emanet edilen küçücük çocuklara, kız erkek, her türlü tacizi, pisliği yapan o muhafazakar, ahlaksız kültür. Yani hepsi için söylemiyorum, asla, sakın asla, sakın öyle anlaşılmasın. Asla. Ama böyle işte Demet Şener gibi hanımefendileri böyle ahlak söylemiyle taciz edenler sosyal medyada falan, kendileri aslında Fatih Altaylı'nın dediği gibi perde gerisinde her türlü pisliği, rezilliği yapıyorlar. Zaten o nedenle de Demet Şener'in o tür hani medeni gayet normal fotoğrafına tahammül edemeyip hemen böyle cinsel şeyle bakıyorlar. Evet, yani o anlamda yaşam tarzına sahip çıkma anlamında Fatih Altaylı'nın yazısı, ben okumamıştım, iyi bir yazı olmuş. Şimdi bir de işte gazetelere şöyle baktığımızda, özellikle malum benim önümde havuz medyası var, bir şeyi görmüyorum. İnsan pembe pembe görüyorsun şimdi Türkiye'yi. Tabii canım. Almışsın havuz gazetelerini, her şey. Oh ne kadar güzel bir Türkiye değil mi? Şey, gayet keyfim iyi onun için. Böyle gülüp duruyorum. Baksana rahatım. Sen geril gerile bildiğin kadar. Evet canım, ben hangi habere baksam yani şey. Bak, dolar tepe taklakmış. Üç elinin altına düşmüş. Yani. Yani güzel haber. Dolar düşüyor yani. Ekonomi düşüyor. Ama nereden çıktığını yazmıyor bu arada. Ya. Ben de yani Cumhuriyet Gazetesi'ne bakıyorum. Gençler yurt dışına kaçıyor diye içim kararıyor. Allah Allah. İşte sen kararmaya, gerilmeye devam et. Bak mesela ortak harekat an meselesiymiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan terör örgütünün yuvalandığı Kandil ve Sincar'la ilgili ortak operasyonun an meselesi olduğunu vurguladı. Böyle bir müşterek harekatın yapılması her an gündemde. İran'la ilgili diyor. İran Genelkurmay Başkanı geldi ya. Hı hı. Şimdi sakladıkları bir şey var. O bir şey de şu: Suriye. Yani Genelkurmay Başkanı'nın Türkiye'ye gelip de bu görüşmeleri PKK özeline ya da PKK odağına yıkmaları herhalde aldıkları bir talimat neticesi. Çünkü bütün hepsi ortak bir pencereden bakmış. Adam PKK için gelmedi buraya. Şimdi adam Suriye'deki harita için geldi. Evet evet. Yeni Yandaş, bir Aydınlık gazetesi olması lazım senin orada. Yeni Yandaşlardan. Buradan. Şimdi onun manşetinde Suriye'nin okudum galiba. İran Genelkurmay Başkanı o anlama gelen bir şeyler söylemiş. İran Güney Bakırı Suriye'nin kuzeyinde Amerikalıların kanunsuz olarak bulunduğunu belirterek PKK-PYD bölgesinde Şam yönetiminin hakim olması için Türkiye ile anlaştıklarını belirtti. Evet. Yani baktığın zaman aslında Aydınlık daha böyle bir geniş görmüş. Tabii tabii. Suriye meselesi demiş. Aydınlık İrancı ve Rusyacı olduğu için. Yani Şam yönetimini işin içine dahil etmiş. Türkiye'nin Şam yönetimiyle şimdi öbür taraf bunları saklıyor. Havuz medyası saklıyor. Havuz medyası saklıyor. PKK'nın tepesine bineceğiz işte oraya buraya operasyon falan filan. İşin doğrusu Aydınlık'taki bu sunuş. Evet, yani daha geniş görmüş. Doğrusu bu. Evet. Yani Şam'la birlikte olmalıyız bilmem ne. Ama havuz medyasına baktığımız zaman Şam'la birlikteliğimiz yok. İran'la bir ortak harekat. Onların PJA var. Bizde PKK sorunu var. İşte bu iki örgüt, ikisi de aynı işte. O örgütün tepesine İran'la birlikte bineceğiz algısı var. Amerika falan hiç yok. Amerika falan hiç yok. Şey yok, yok, yok. Çatışma yok, ihtimali de yok. Yok hiç. Böyle bir şey. Pembe. Pembe bir haber. Evet, aynen öyle. Bakıyorsun aman ne güzel, muhteşem falan filan. Yani, halbuki orada işin özü şey değil mi? Suriye'nin kuzeyinde kurulmakta olan Amerikan destekli Kürdistan, Kürt bölgesine Türkiye ve İran, hayır kardeşim buraya biz Kürt bölgesi kurdurmayalım. Buraya da Şam'a destek verelim, Esad'a destek verelim. Evet. Şam, Esad burayı da Amerikan destekli Kürtlerden alsın. Ama yandaş medya Esad'la anlaştık diyemediği için, İran'la PKK'nın tepesine bineceğiz diyor. Evet. Onun da PJAK problemi var ya işte. Yani yine bir haberin ya da bir olayın bir parçasını vermiş, öbür parçayı ki esas önemli parça, hani işin odağı, konunun tam kendisini saklıyor. Yani bugün havuz medyasının ortak bakış açısı bu. Bunu da bu vesileyle ifade etmiş olalım izleyicilerimize. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetine bir şey yapalım mı İsmail? Şimdi gençler kaçıyor
Evet. Ya Türkiye gerçeği. Yani hakikaten. Yani niye kaçıyorlar onu da anlayamıyorum bir türlü. Dolar tepe taklat üç elinin altına düşmüş. Yani niye kaçıyorsun çocuklar? Senin önündeki yanlışlar ne diye akşam. Ekonomi tıkırında işsizlik diye bir sorun yok. Üniversiteyi bitiren gençler iş bulabiliyor. Hiç maşallah. Niye güzel diyorsun ki? Bak mesela başbakan demiş ki DAEŞ'e karşı hiçbir ülke bizim gibi mücadele etmedi. Ya hiçbir ülke senin gibi bu örgütü besleyip büyütmedi ki adamları. Yani ama işte yani en büyük mücadeleyi biz veriyoruz. Şimdi o zaman yani Cumhuriyet Cumhuriyet'e kavga edeceğiz biz. Cumhuriyet'in haberi yalan mı ki acaba? Oradan bakınca. Şimdi, buradan bakınca öyle gözüküyor. Hakikaten şimdi Cumhuriyet, ya bunu zaten hani gazetede görmesek de fark ediyoruz. Gençlerin bir yurt dışına gitme, kapağı yurt dışına atma hani. Ya bu öteden beri vardı. Var, hep hatta, beyin göçü derdik biz şimdi, buna ama şimdi son süreçte farklı gerekçelerle arttı. Aynen öyle. Hatta aileler de şimdi çocuklarını. Hani şunun için söylüyorum ya bu bugüne dönük değil diyen bazı AKP'li izleyicilerimiz olacaktır. Doğru. Hı hı. Ama son süreçteki artışa dikkat çekiyoruz. Artış ve gerekçeler ve değişti. Gerekçeler değişti. Yani eskiden neydi? Ya kardeşim Amerika'ya gideyim, Amerika'da eğitim alayım, İngiltere'de eğitim alayım, Avrupa'da, Batı'da. İşte daha iyi yetişim, daha iyi mesleki eğitim alayım. İş yaşamına daha tepeden bakayım. Daha iyi yerden ya da işte başlayayım. Batı'da hani istihdam bulayım, iş imkanı araştırayım filan gerekçeleriyleydi. Şimdi öyle değil. Şimdi artık şöyle Türkiye yaşanılamaz bir hale geliyor. İşte sosyal hayata müdahaleler, cumhuriyet, laik cumhuriyete yönelik işte hani rejimin İslamileştirilmesi, toplumun kamplara bölünmesi iktidar eliyle, içeride böyle bir gerilim, bir düşmanlaştırma iktidar eliyle filan. Türkiye yaşanılamaz hale geliyor kardeşim. Yani kapağı yurt dışına atayım ben de. Hatta aileler bile artık çocuklarını teşvik ediyor. Yani ya, buradan kızım, geliyoruz ya, oğlum. Mesela Fatih Altaylı'nın yazısına. İşte Fatih Altaylı'nın yazısına. Yaşam tarzına müdahale edilmesini istemeyen genç daha rahat, daha ferah ve refah yaşayabileceği ülkeleri tercih ediyor. Evet. Fatih Altaylı'nın aslında altını çizdiği en önemli konu bu. Evet. Onun, yani sadece ekonomik gerekçeler değil. Değil. Tabii değil. Onun sonucu evet. İşte. Şimdi şöyle haber, hakikaten çarpıcı bir haber. Gençler kaçıyor. Eğitim kalitesinin düşmesi ve ülkedeki siyasi belirsizlik gençleri yurt dışına yönlendiriyor. Figen Atalay'ın haberi Cumhuriyet Gazetesi'nde. Türkiye'de laik, bilimsel ve kaliteli eğitimin giderek yok olması, gençlerin gelecek kaygısıyla yurt dışına yönelmesine neden oluyor. Bu yıl liseden mezun olup üniversite eğitimi için yurt dışına gitmek isteyen gençlerin oranı geçen yıla oranla %30 artmış. Yani geçen yıl çok ciddi 100 kişi ise şimdi bu sene 130 olmuş. Kanada ve Almanya üniversite öğrenimi için gençlerin en çok tercih ettiği ülkeler diyor. Yazık yani hani bu yazık, beyin göçü. Yazık. Beyin göçü yani, bir yönüyle ama kitlesel bir beyin göçü ama gerekçesine ya kardeşim Türkiye artık hani şey bir ülke, yaşanılamaz bir ülke, bunaltıcı bir ülke. Baskıcı bir ülke, işte sosyal hayatımıza müdahale edilen, yaşam tarzımıza müdahale edilen bir ülke. Gideyim kardeşim, kapağı yani, dışarı atayım. Böyle bir tablo var, şu dönem için söz konusu mu? Evet, söz konusu, yaşıyoruz zaten. Ama tavsiye etmiyoruz. Evet, ama ben gençlerin, özellikle bu gençlerin ve bu gerekçelerle yurt dışına çıkmalarını ve orada bir yaşam kurmalarına hiçbir zaman olumlu bakmıyorum. Aynen, kesinlikle. Vatanımız burası, ülkemiz burası. Bu vatan bize emanet edildi kurucularımız tarafından. Şehitlerimizin kanı üzerinden kuruldu bu vatan. Yoktan var edildi ve bu vatan bırakılıp da gidilmez diye düşünmekteyim. Gençlere de naçizane tavsiyem budur. Gidip eğitimlerini yapabilirler ama dönüp gelecekleri yer, aldıkları o eğitimi bu topraklar üzerinde bu vatandaşlarına, bu yurttaşlarına katkı koymak adına yurt dışında eğitim yapabilirler. Ama orada yaşam kurmak çok doğru değil bence. Aynen katılıyorum İsmail. Bence de gitsinler, hakikaten evet. Gitsinler, eğitimlerini alsınlar Batı'da. Doğru. Medeni dünyada güçlü bir şekilde donansınlar. Dünyayı görsünler, güçlü bir şekilde donansınlar. Sonra gelsinler Türkiye'mize. O donanımlarını kendi bu halkına hizmet etsinler. Bu AKP sosyal faşizmini de, hayat tarzına müdahale eden işte o şeyini de, baskısını da el birliğiyle yıkacağız. Evet. Hiç yani o konuda gençlerin ya da gençlerin ailelerinin karamsarlığa kapılıp da böyle hadi gidin yurt dışında yaşayın, yurt dışında yerleşin falan kesinlikle 30'a düşmemek lazım, o yanlışa düşmemek lazım. Aynen katılıyorum. Evet, bu arada süremiz de bitti.
Değerli izleyenler, bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Yarın yine saat 17'de biz Şaban'la beraber bu tabloyu tekrar konuşacağız. Yarın yine bekleriz. Tekrar teşekkürler efendim. Hoşça kalın.